Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Kara ile TYT Geometri Soru Bankası kitabında nokta laneti ile ilgili test 4'ün çözümünü yapacağız. Evet kitabımızda sayfa numarasına hemen şöyle bir bakalım. 192 ve 193 çözeceğiz. Haydi bakalım çözümlere başlayalım. Birinci soruyla başlıyoruz. Analitik düzlemde verilen A noktası düzlemin 3. bölgesinde 3. bölgesinde oluyor. Eksi eksi mi oluyor? Aynen öyle. Bu eksi bu da eksi olacak. Bak bunun kuvveti çift olduğu için m kare her zaman pozitiftir. m kare pozitifse n'nin kesinlikle negatif olması lazım. n eksi. O zaman n eksi ise eksiyle N'yi çarparsa eksinin üçüncü kuvveti yine eksidir. Eksiyle neyi çarparsan eksi yapar artı. Yani m'yi de böylelikle artı bulduk. Şimdi m eksi n isteniyor. Bak m pozitif. N negatif ama eksiyle çarptığında bu komple artı yapıyor. O zaman burası artı olur. M çarpı N de yani artı ile eksinin çarptığında eksi yapar. Artıya eksi kaçıncı bölgededir diye soruluyor. Hocam artıya eksi kaçıncı bölgede yapıyor? Şu yani dördüncü bölgede yapıyor. O zaman birinci soru edrebit oldu. Geldik ikiye. Şimdi eksi 3'e 5 verilmiş. C noktasının koordinatları isteniliyor bizden. Hmm. Şimdi eksi 3'e 5 verilmişse. Hocam bir nokta verilmişse. Şurada kuzunun kaç birim olduğunu biliyoruz biz. 5 birim olduğunu biliyoruz. Aklımızda bulunsun. Burada eksi 3'e 5 verilmişse. Şuradan dik çizeceğiz. Şuradan da zemine dik çizdiğimizde. Şekil karışacak hiç onu şey yapmayalım. Apsi eksi 3 olacak. Eksi 3 olduğu için burası 3 birim olacak. 5 birim yukarıda olacak. Şuranın da 5 birim yukarıda olduğunu biliyoruz. Peki ben şunu da biliyorum. Şuranın 5 birim olduğunu da biliyorum. E ne yapayım hocam? E, şurada da şunu da kullanalım. Arkadaşlar genelde dikdörtgen kare sorularında çok karışık şeylerle karşılaşırsak. Ne yapıyorsak onu yapalım burada bence. Hocam buradan dik çizince olmayacak. Hani genelde biz kareleme metodu dediğimiz bir dikdörtgen falan filan yapıyorduk. Şurada bir dikdörtgen yapsak şöyle. En azından şu 5 birim uzunluğunu kullanmak için. Hatta devamında şöyle bir şey de olabilir. Şöyle bir dikdörtgen de olabilir. Ama şu yeterli olacak gibi. Burası 5 burası 5 mi? 5. 90 var burada. Evet şurası 3 birim toplamda. Dikkat dikkat. Şurası kaç birimdi? Hocam şurası 5 birim burası 3 birimse buraya kaç kaldı? 2 kaldı. Tamam. Şimdi çıktı bir şeyler meydana. Hocam alfa beta ya da alabiliriz. Alfa beta beta 90 alfa alfa 90 beta. Şu üçgenle şu üçgen benzer. C noktasının koordinatları isteniliyor bizden. C noktasının koordinatını bilmek için şurayı bulmak lazım. Alfanın karşısı A'nın alfanın karşısı 2'ye oranı eşittir. Beta'nın karşısı 3'ün beta'nın karşısı 5 e oranı. A'yı buradan 6 bölü 5 mi buluruz? Evet. A 6 bölü 5. 6 bölü 5 ise e, bunun tamamı 5 ne? 5 tane 6 bölü 5 çıkartırsam burayı bulurum. 5 eksi 6 bölü 5. 25 19 bölü 5 mi çıkar? Aynen öyle. 19 bölü 5. Evet. C noktasının koordinatı. Ne oldu o zaman? Ordinatı. 19 bölü 5 bilim yukarıda. Yani cevabımız 19 bölü 5 yapar. Evet ikinci soru böylelikle Denizli yaptı ilginç bir soru. Geldik 3'e. A B ile A, C birbirine eşit verilmiş. Zaten ben burada x dolayı tabana ait yüksekliği çizmeliydim ama burada biri R noktası verilmiş ya hemen burada zaten bu noktanın analitik düzlemde bir nokta verilmişse ya da isteniyorsa ek, 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 ekranlara diyorum ya. Yani. <laughs> ekranlara olan uzaklara eşittir, eksenlere olan uzaklara eşittir. Yani şurası bir birim ee, burası da A birim olacak. Şurası da A birim olacak. Peki x kenarları nasıl kullanacağız? X kenarda şurası B'ye sıfır olduğu için şuradaki uzunluk. Yani şu uzunlukla da şu uzunluk birbirine eşit o olacak. Peki burası B'ye sıfırsa B birim mi olacak? Hayır. Mesela bu negatif bir sayı. Eksi 2 ise eksi 2 birim mi? Hayır. Eksi ile çarpmış olmayacak mı? Evet. Yani burası eksi B birimdir. Hocam burası eksi B artı 1 ise o zaman burası da eksi B artı 1 yapar. O zaman 1 ile eksi b artı 1'in toplamı. 1 artı eksi b artı 1 neye eşit olacak? Şu c'ye eşit olacak. Buradan 2 eşittir b artı c mi geldi? Evet. O b artı 2 c'yi kaç vermiş? 6. b artı c'yi kaç bulduk? 2. 2 bilinmeyen 2 denklemden b isteniyor bizden. Hocam bunu eksi 2 ile çarp taraf tarafa toplarsak c'ler gidiyor. b ile eksi 2 b'nin toplamı eksi b yapar. Eksi 2 ile çarptım. Ne oldu? Eksi 4 artı 6 Artık 2 yaptı. B'yi de böyle kaç buluruz? 2 buluruz. Ama eksi B 2 ise b de buradan eksi 2 çıkar. Yani cevap C han çıktı. Üçüncü soruda. Burada o uzunluğa dikkat et lütfen. Burası B birim solda ya. Yani B birim değil. Yani eksi 2 olsaydı mesela negatif bir sayı olacaktı. Eksi 2 değil de tabii ki burası. Buranın burası B ise yani eksi 5 gibi bir şey ise o zaman eksi ile çarpmış olacak burası. Yani mutlak değer B olacak. B negatif oldu da eksi B diye çıkacak uzunluk olarak alıyoruz burayı. Burayı dikkat et buna geldik. 4'e. Dik koordinat düzleminde çizilen ABC üçgenin ağırlık merkezi orijin ve A noktası verilmiş. Arkadaşlar B ve C eksenler üzerinde olduğuna göre BC kaç birimdir diye soruluyor bize. Şimdi analitik düzlem çizeceğiz galiba. Öyle gibi yorumladım. Analitik düzlemsiz de belki yapılabilir ama. Şimdi A noktası eksi 2'ye 6 demiş ve orijin neresiymiş arkadaşlar? Ağırlık merkeziymiş. Şimdi A noktasını eksi 2'ye 6 verdiyse eksi 2'ye 6 bak burası A noktası. Evet ABC üçgenimiz orijin burasıysa pardon ağırlık merkezi burasıysa o zaman ABC üçgenimiz nasıl bir üçgen olacak arkadaşlar? Ağırlık merkezinin içini alacak. Yani şuraya doğru da olabilir. Şöyle de olabilir. Şöyle de olabilir. Ya neyse rastgele bir üçgen çiziyoruz. Şöyle şöyle. Ha B ve C eksenler üzerinde diyor. Dur. B ve C eksenler üzerindeyse o zaman B noktası burada, C noktası da burada olacak arkadaş. Şöyle bir şey olacak. Düzgün bir şey çizeyim ya şuraya. Daha güzel olsun, daha güzel olsun, daha güzel olsun. Evet A noktasını burada aldım. Burada alınca ABC üçgeni de A noktası da eksi 2, 6. Hop, hocam şöyle eksenler üzerinde böyle ve böyle olmak zorunda. Süper bir soru. O zaman B noktası burada, C noktası da burada olacak eksenler üzerinde dediyse eğer. Şimdi hocam B noktasını ben burada alamaz mıydım? O zaman içine girmezdi. Bak şuradaki nokta üçgenin içine girmezdi. Dikkat et tamam mı? Hani hocam şöyle bir şey. E, B noktası şurada olsaydı o zaman C noktası da eksenin üzerinde. Burada şöyle bir üçgen. O zaman ağırlık merkezi üçgenin içine girmez. Çünkü ağırlık merkezi üçgenin içinde olmak zorunda. A noktasını da eksi 2'ye 6 olarak vermişti. Eyvallah. Şimdi ağırlık merkezi burası. BC uzunluğu nedir diye soruluyor bize. Hmm. Süper. Hocam ağırlık merkezini kullanacağım. Hop şöyle ağırlık merkezinden geçen kenar ortaydır. Hocam kenar ortay kenar ortay. Aha da burası 90 derece. 90'dan çizilen kenar ortay. Muhteşem üçten burası eşit olacak. Yani burası K burası 2K mi oldu? Evet. Ben şurayı bulabilirim 2K uzunluğunu. 2K uzunluğu zaten benden K. Burası da K burası da K. Benden zaten 2K uzunluğu isteniyor arkadaşlar. Çünkü BC uzunluğu isteniyor. Bitti. 2K uzunluğu da eksi 2 6 ile 0 0 arasında uzak değil mi? Karek küçüğünde eksi 2 eksi 0'ın karesi artı 6 eksi 0'ın karesidir. İstersen dik kendinden de bulabilirsin. Yani bu ne yapıyor? Kare küçüğüne 4 artı 36'dan 40 yapıyor. Kök 40 da 4 çarpı 10 olduğundan 2 kök 10 yapar. 2K uzunluğu isteniyor bizden. Cevap Ceyhan yapar. Mükemmel bir soru. Tam olarak TYT'de çıkmaya aday bir soru. Lütfen bu soruya dikkat. TYT'de dediğime bakmayın. AYT'de çıkmaya aday bir soru. Evet dördüm soru. Böylelikle Ceyhan çıktı. Geldik beşinci soruya. Dik koordinat düzleminde şöyle bir kağıt verilmiş. Böyle bir katlama yapılmış. Katlamada geri doğru açılım yapıyorduk. Açılım da var zaten burada. Üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Üst üste binen açılar birbirine eşit. Hocam şu kenarla şu kenar birbirine eşit olacak. Şu kenarla şu kenar eşit. Hatta 90 ise burası da 90 değil mi? Evet. Şimdi 24'e 12 verilmiş. Hocam burası 24 burası da 12. O zaman 12 12 burası da 12 24. Buranın da 24 olduğunu biliyoruz. Şimdi başka ne yapacağız burada? Bu verilen bilgileri kullanıp ona göre işlem yapacağız. Hocam Burası da 90 derece ya. Sanki burada bir alfa beta var. 90'lar havada uçuyor. Evet. A bir dakika bir dakika. Dur. 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 Katlama sorularında. Paralel kenarda neye dikkat edin diyordum. Dikdörtgen paralel kenarı mı? hocam? Paralel kenarın özel bir hali bu. Z'ye dikkat et demiştik. Bak dikdörtgende de hop nokta açısı oldu mu oldu? Ana ne çıktı burada? Şunlar ikiz kenar çıktı. Noktaya noktadan dolayı. Süper. E o zaman biz burada şunu yapabiliriz arkadaş. Burası x'e d noktasının orijinal uzaklığı. Tamam. Burası da x deriz. x'i bulursak d noktasının orijinal olacak. Şurayı da buluruz. Hocam bunun tamamı 24. Burası da 24. 24 eksi x mi yapar burası? Pisagor. Şuradaki üçgende. Alfa beta ile de belki çıkabilirdi. Şunların eşitliği. Evet eş üçgen olacaktı bunlar. Değil mi? Aynen öyle. 90'ın karşısındakiler eşit. Alfa beta'dan da çıkabilirdi bu arada. Neyse x'in karesi eşittir. 24 eksi x'in karesi artı 12'nin karesi deyip işlem işlem işlem. X'i bul. Kardeş hisset. 12 varsa ya 5 12 13'tür. 13 koyarsam 5 12 13 sağlanmıyor. Ya 9 12 15'tir. 15 koyarsam 9 sağlanıyor mu? Sağlanıyor. Evet burası 15 yapıyor o zaman arkadaşlar. E, burası çünkü 9 yapıyor o zaman. E, 9 12 15 sağladı. Arkadaş buradaki uzunluk toplamda 24 değil miydi? Evet. 24 15 burada. O zaman buraya ne kaldı? Hatta burası 15 ya. 15 12 ne üçgen? 9 12 15'ten de 9 bulabiliriz ya da tamam 24 burası 15 ya. Buraya da 9 kaldı diyebiliriz. Cevap böylelikle Cihan çıktı. D noktası orijine olan uzaklığı. işte bu uzunluk isteniyor bizden. Cevap C an oldu. Güzel bir soruydu. Geldik bir sonraki soruya. Bir bilgi verilmiş. Böyle aynaya vurduğu açıyla gider. Ondan bahsediyor. Yani şurası alfa iken burası da alfa diyor sana. Noktaları kullanalım. <laughs> bir nokta verilmiş ya da isteniyorsa eksenler olan uzaklıkları bizim için önemliydi. Şuraya çizdim. Hiç buralara çizmiyorum. Çünkü niye belli zaten. Burası kaç birim? 12 birim. Burası da 6 birim. Ordinatı 6 olacak. Burası da eksi 2 noktası. Eksi 2 noktası olduğu için burası 2. No, burası da 8 mi oldu? Evet. Şimdi buraya bak bakalım. Alfa 90 beta burası. Alfa 90 beta burası. Hocam şu üçgenle şu üçgen benzer mi? Benzer. Alfanın karşısı 6 bölü alfanın karşısı 8 var burada. Dikkat et. C noktasının hapsi isteniyor. Hocam x ya. Şuradaki uzunluk x dersem tamamı 12. 12 eksi x mi kalır buraya? Evet. Hadi benzerliği uygula. Nereden başlayalım? Şuradan başlayalım. Alfanın karşısı 8 bölü. Alfanın karşısı 6 eşittir. Betanın karşısı x artı 2 yaptı. Bak burası x artı 2 bölü betanın karşısı 12 eksi x yapar. Sadeleştir. 4, 3, 4, 3. 3 ile buraya çarptım. 3 x artı 6 eşittir. 4 ile buraya çarptım. 48 eksi 4 x. Buradan 7 x yaptı. Bunu attık öbür tarafa 42 yapar. Ve x'i de böylelikle 6 olarak buluruz. Yani cevap c an çıktı. 6. soruda geldik 7'ye. Analitik düzlemde bir köşesi orijinde bulunan karenin ağırlık merkezi 3'e 4. Valla analitik düzlem çizeceğiz galiba arkadaşlar. Analitik düzlem çizdirmeyi de ÖSYM'de çok seviyordu. Evet bir köşesi neredeymiş? Orijinde bulunan karenin ağırlık merkezi de 3'e 4. Ağırlık merkezi 3'e 4 buradaysa o zaman karenin alanı nedir diye soruluyor. Herhangi bir şekilde kare bir köşesi burada. 3'e 4 ya yani karemiz şöyle olabilir arkadaşlar. Şöyle şu noktayı şurada belirleyip. Yani karemiz herhangi bir şekilde şöyle olabilir arkadaşlar. İlla böyle 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 olmak zorunda değil. Yani şöyle 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 ve şöyle de olabilir karemiz değil mi? Evet bilmiyoruz. Ancak ve ancak ben neyi biliyorum? Şunu biliyorum. Bu karenin ağırlık merkezi 3'e 4 olduğunu biliyorum. E bu kare tamam. Ben 3'e 4 ise hop şurası. Orijinal olan uzaklığı bulabilirim. X'ler farkı 3. Y'ler farkı 4. 3, 4, 5 üçgeninden burası 5 çıkar. Hop şurası da 5. A karenin köşegeni çıktı karşımıza. Karenin köşegeni kaç? 10. İster köşegenler çarpımının yarısından 50'yi bul. istersen burası a, a ya a kök eşittir ondan. A buradan 5 kök çıkardı. Ondan sonra a kare alan yapar. 5 kök karesi de kaç yapar? 50 yapar. İstersen buradan bul. İstediğin yerden bul. Cevap böylelikle denizli çıktı. 7. soruda. Geldik 8'e. Evet sanki yukarıda işlem yapmam gerekecek. O yüzden şurayı bir sil sileyim değil. Yukarı doğru kaldırayım. Evet şöyle yukarı çekeyim. Çözüm burada olsun. Şimdi bunun çözümünü de buraya yapalım. Analitik düzlemde A ve B noktaları veriyor. AB doğrusu üzerinde AB doğru parçasının dışında bulunan C noktası için. Rastgele bir nokta çiziyorum arkadaşlar. Şöyle A noktası 2'ye 7. B noktası verilmiş. Eksi 1'e 10. Ve AB'nin üzerinde diyor. Bak AB'nin üzerinde ve AB doğru parçasının dışında bulunan bir C noktası için. Şöyle bir oran verilmiş. Arkadaş burası K iken burası 6K. Yani burada şöyle bir şey var. Yani bu içeride olmayacak, dışarıda olacak. Bizim C noktası nerede? Ya burada olacak ya da burada olacak. Ya sağında ya solunda olacak. Peki C buradaysa dur bakalım şuna bakalım. C buradaysa ne oluyor? Hocam BC uzunluğu K iken AB uzunluğu 6K şartı sağlanıyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Peki hocam C buradaysa BC uzunluğu K iken AC uzunluğu AB AB uzunluğu 6K şartı sağlanıyor mu burada? Yok sağlanmıyor. BC'ye K dedim. AB uzunluğu 6K. Burada sağlanmıyor. C noktası demek ki burada değil. C noktası burada. Tekrarlayalım. BC uzunluğu K iken. Ali Bey uzunluğu 6K olacak. Yani burası 5K olacak. Dıştan bölen bir nokta. Arkadaş burada C noktasının koordinatları toplamı isteniyor bizden. Tamam. Hadi bir yorumlayalım bakalım şunu. 2'den eksi 1'e kaç azalmış 5K'da? Hocam 5K'da... 3 azalmış. 2'den 0'a 2, 0'dan eksi 1'e 1 azalmış. Toplamda 3 azalmış. O zaman K'da kaç azalır? K'da 3 bölü 5 azalır. Hocam C noktası ne yapacak? O zaman buradan buraya K'da yani eksi 1'den kaç? 3 bölü 5 azaltacağım. Bu yaptı noktamız. Tamam. Sonra ordinata bakalım. 7'den 10'a 3 artmış. 3 artmış. O zaman K'da da kaç artacak? 3 bölü 5 artacak. O zaman burası da ne olacak arkadaşlar? 10 artı 3 bölü 5 olacak burası. Bitti. Çöp K'da K artı 3 bölü 5. Bizden ne isteniyor? C noktasının koordinatları toplamı isteniyor. Eksi 1 artı. Eksi 1 eksi 3 bölü 5 artı. 10 artı 3 bölü 5. Hiç bunları toplamadım bile. 3 bölü 5'ler nanay oldu. Topladığımız anda cevap ne çıktı? 9 çıktı. Yani 8. soruyu böylelikle Cehan bulduk. Arkadaşım. Evet. Geldik 9. soruya. 2'ye 2 noktası verilmiş. Alan 15 bölü 2 olarak verilmiş. Bir de burada AD ve DC'de bir oran verilmiş. AD 2K pardon K verilmiş. AD'yi K yazalım arkadaşım. Buraya da 2K yazalım. Ya burada 2K ve K'dan dolayı bir yorum yapabiliriz. Nereden? Benzerlikten yapabiliriz. Ya da buranın işte hocam absisi işte bilmem neye sıfır. Ordinatı da burada sıfıra bilmem ne şeklinde deyip ona göre işte mesela Mesela K'da 2 artmış 2K'da 4 artar diyebilirsin. Böyle yapabilirsin. Ya da benzerlikten de yapabilirsin. Sana kalmış. Hocam sıfırdan absisine bak 2 artmış bir daha K'da 2 artmış K'da 2 artmışsa 2K'da kaç artar? 4 artar. O zaman 2K'da 4 arttıracaksın. Soru işaret dediğimiz yer kaç yapar o zaman burası? E ee, 6 mı yapar? Evet. 2'den 4 arttırıyorum 6'ya. Altı. 6'ya 0 noktası yaptı. Ordinatlara bak. 0'dan 2'ye 2 artmış yine. Yani 2K'da 2 artmış. 2K'da 2 artmışsa o zaman K'da 1 artmış demektir. K'da da 1 artacaksa o zaman bu soru işaret dediğimizde ne olacak? 3 mi olacak. Evet. Benzerlikten de yapabilirsin. Buradaki noktaları bulduk. Buradaki üçgenin alanı 15 bölü 2 demiş. Arkadaşlar tabanını bilmiyorum. A ama yüksekliğini biliyorum. Kaç? 3. A çarpı 3 bölü 2 eşittir. 15 bölü 2. Bölü 2'ler gitti. 3A 15 ise A'yı buradan 5 buluruz. A 5 çıktı. ABC üçgenin ağırlık merkezi isteniyor bizden. B noktası o zaman kaç yaptı? Şurası 1 bir birim mi? 5 buradaysa 1 birim bir. bir bir burası, burası, oldu. B noktasına bak. 1'e 0 noktası yaptı. Bak. A noktası, C noktası, A noktası, B noktası ve C noktası belli. O zaman ağırlık merkezi apsilerinin 3'e toplamının 0 artı 1 artı 6 bölü 2'ye e, ordinatlar toplamı 3 artı 0 artı 0 bölü 3 mi yaptı arkadaşlar? Evet. Yani 7 bölü 2'ye 1 mi yaptı? Aynen öyle. Koordinatları çarpım isteniyor. 7 bölü 2 ile 1'in çarpımı isteniyor. Cevap böylelikle 7 bölü 2 çıkar. Evet. İşlem hatası mı yaptım? Burası kaç? 1. Ay burası 3'e bölünmüş hali olacak. Bölü 3 olacak değil mi arkadaşım? Evet. 7 bölü 3 olacak burası. O zaman 7 bölü 3 ile e, 1'in çarpmış isteniyor. Cevap 7 bölü 3 çıkacak. Yani cevap Denizli çıktı. 9. soruda arkadaşlar. Bazen işlem hatası yapıyoruz kusura bakmayın. Geldik şuraya. Dik koordinat düzleminde ABC üçgen için aşağıdaki bilgiler veriliyor. Eksenlere paralel diyor. O zaman bir dik koordinat sistemini şöyle bir çizelim arkadaşım. Çizeceğim büyük ihtimalle ve ÖSYM de bunlara çok dikkat ediyor. Bak dikkat edin. Konu anlatımında böyle şeylerde ÖSYM tarzı sorularda ben bunları çok yazdım ama soru bankasında bu tür soruların olması gerçekten senin için çok önemli. Aşırı derecede önemli. Hoş sorular bunlar. ÖSYM de bunlara takık durumda ve böyle sorular sorar. Evet dik kenarlar. Şimdi dik koordinat üzerinde ABC dik üçgeni için aşağıdaki bilgiler veriliyor. Dik kenarlar eksenlere paralel. Yani şöyle bir dik üçgen olacak. Ya da tam tersi böyle. Ya da işte burada olacak şöyle. Ya da dik kenarlar işte şöyle bir üçgen. Ha bu üçgen şöyle de olabilir tabii ki kardeşim. Aha böyle. Şöyle de olabilir. Bilmiyoruz. Şu anda bilmiyoruz. Sadece yorum yapıyoruz. Dik kenarların eksenlere paralel olduğunu biliyoruz. Hipotenüsün orta noktası orijindir. Ha hipotenüsün orta noktası orijin ise hipotenüs böyle olacak. Böyle ol böyle olursa dik üçgenimiz böyle olur. Değişiyor. Hipotenüsümüz böyle ise dik üçgenimiz böyle olabilir. Değişiyor. Dur bakalım. Dik köşenin koordinatı 3'e eksi 6. Evet. Bütün bilgiler verilmiş şimdi. 3'e eksi 6. 3'e eksi 6 neredesin sen bakayım? Hocam 3'e eksi 6 tam olarak buradasın. Dik köşe buradaysa hipotenüs de buradaysa o zaman dik kenarlar böyle böyle olmak zorunda hipotenüs de hop buradan geçmek zorunda. Hatta hipotenüsün orta noktası da burasıymış. Tamam her şey çıktı meydana. Gerçekten güzel bir soru. 3'e kaç noktası? Eksi 6 noktası. Buna göre diyor üçgenin uzun kenarının uzunluğu nedir? Yani hipotenüsün uzunluğu nedir diye soruluyor. Arkadaş bitti soru ya. 90'dan bir kenar ortaya çizersem hop muhteşem şundan dolayı burası değişti eşit oldu. E o zaman ben burada iki nokta arasındaki uzaklığı bulursam ki x'ler farkı 3. Bak 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 bak. Y'ler farkı 6. Dik üçgenden yapıyorum. bildik bir şey. İstersen x'ler farkının karesi artı y'ler farkının karesinden git. Burası da kaç çıkar? 3 kök 5 çıkar. İki nokta arasındaki uzaktan da bulabilirdin tabii ki. E o zaman burası 3 kök 5 ise burası da 3 kök 5. Burası da 3 kök 5. En uzun kenar soruluyor bana. Cevap 6 kök 5 yapar. 10. soru Edremit oldu. Gerçekten yıldız at. Sınavda çıkmaya aday sorulardan biri. ÖSYM çünkü ek çizimleri de seviyor. Özellikle analitikte de kullanmayı da seviyor. Haberin olsun. 10. soru Edremit oldu. Geldik 11'e. Analitik düzlemde A, B, C noktalarına eşit uzakta bir P noktası işaretleniyor. Arkadaş A, B, C noktalarına eşit uzakta. Yani A, B, C üçgeni çizecek olursak bu üçgenin içinde de olabilir, dışında da olabilir, üzerinde de olabilir bir nokta. Öyle bir nokta varmış ki buna buna ve buna eşit uzunlukta olan bu yerden bahsediliyor. Burası ne hangi özel noktadır? Hocam burası 3 köşede eşit uzunlukta olan noktanın geometrik yeri. Hop çevrel çemberin merkezi değil midir? Evet. Normalde şuraya x virgül y deyip 2 nokta arasındaki uzaklık 2 nokta arasındaki uzaklık ve 2 nokta arasındaki uzaklıkları eşitlersek soru çıkar ama çok uzun yoldan çıkar. ÖSYM de daha önce buna benzer bir şey sordu. Bu tür şeyle karşılaştığınız zaman çevre çemberin merkeziyle karşılaştığınız zaman büyük ihtimalle dik üçgen çıkar karşınıza. Çünkü dik üçgenin çevre çemberin merkezi özel bir noktada oluyor. Ya da siz analitik düzlemi çizin. Ne demek istediğimi anlarsınız. Zorlandığınız zaman soruda analitik düzlem çizin kardeşim. Haydi bakalım analitik düzlem çizelim şöyle bir. Analitik düzlem çizecek, çizince ne oldu burada? Bir tane noktamız Hocam nerede? 1'e 2'de. Hop şöyle 1 bir birim burası 2 birim burası. Sonra 1'e 2'yi yazayım. 1 ve 2'yi yazdım şöyle. Öbür noktamız nerede? Eksi 3'e 2'de. Hocam şurada. Eksi 3'e 2'de. Oo süper. Bak ordinatları aynı ya. Şunlar doğrusal oldu. Sonra öbür noktamız nerede arkadaşlar? Şurası 1'e 2'yi yazalım şöyle. Burası da eksi 3'e 2'yi yazalım böyle. Öbürü de 1'e 12'de. Hocam 1'e 12'de şurada bir yerde değil mi? Evet 1'e 12'de burada bir yerde. Ve şu üçgene bakar mısınız? Apsi 1 ya şöyle geldik. O zaman burası da 90 oldu. Bak 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 dikkat et. Hop şöyle hop şöyle hop şöyle. A şu üçgende. Öyle bir nokta alacağım ki bu üç köşeye de eşit işte uzunlukta. Yani çevrel çemberin merkezi isteniyor bizden. Çevrel çemberin merkezi de bir dik üçgende arkadaşlar. Dik üçgenin çevrel çemberin merkezi neresiydi? E hocam çap burası dik üçgende pardon. Bir çemberde çapı gören çevre açı 90 derece olduğundan tam olarak burası yapar. Bu çevrel çemberin merkezi. O zaman buradaki noktayı bulacağız ve bizden P noktasının orijin olan uzaklığı gösteriyor. P noktasını bulalım bakalım. P noktası ne yaptı? Bak gerçekten bu nokta bu nokta eşit uzunlukta. Tam burası çap olduğu için. Hatta şunu da şöyle çizersem burası da eşit uzunlukta değil mi? Evet. Yani işte bu öyle bir nokta aldık ki o da tam hipotenüs üzerinde oldu. 3 köşeye de eşit uzunlukta oldu. Bu orta noktayı bulalım. Eksi 3 artı 1. Eksi 2 bölü 2'den eksi 1'e. 2 artı 12. 14 bölü 2'den 7 çıktı burası. Bu noktanın orijinal olan uzaklığı isteniyor. Yani kare küçüğünde eksi yani 0 0 olan uzaklığı isteniyor. Dik üçgenden de yapabiliriz ama olsun. Eksi 1 eksi 0'ın karesi. Eksi 1 eksi 0'ın karesi. Artı 7 eksi 0'ın karesi. Kaç yapıyor arkadaşım? Hadi bakalım. 1 artı 49. 50 yapar. Kök 50 yapar. Kök 50 de 25 çarpı 2 değil mi? 25 dışarıya 5 diye çıkar. Cevap böylelikle 5 kök 2 çıkar. Yani 11. soruyu da böylelikle Denizli bulduk ve test 4'ü bitirmiş bulunuyoruz. O zaman bir sonraki videoda test 5'in yani nokta analitinin son testinde görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşçakal.